Efendim, bu son zamlardan son... Yenikah'ta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan son gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fiyatların bu ürünlerin sorumlusu da esnafımız değildir. Yani Çatan açıklamasında bu zamlar hem esnafımızın hem de vatandaşımızın belini büktü. Esnaf satış yapamaz hale, vatandaş da alışveriş yapamaz hale geldi dedi. efendim, bu son zamlardan sonra tabii akaryakıta gelen zamlar A'dan Z'ye kadar her şeye zam geldi. Tabii bu fiyatların, bu ürünlerin sorumlusu da esnafımız değildir. Yani fiyatları olumsuz olarak etkiliyor. Bu da beraberinde enflasyon artışını getiriyor. En önemlisi zamların sorumlusu olarak esnafımız görülmektedir ama öyle değil. Yani esnafımız da değil. Yani bugün toptancılar bugün verdiği fiyatı yarın geldiğinde toptancı diyor ki arkadaşım fiyat budur, zamlı budur. Alırsan da al, almazsan da alma. Yani nereden getirecek? Mecburen toptancıdan getiriyor. Tabii ki bu akaryakıta gelen zamlar benzin akaryakıta da geliyor. Soğuk kış ayları da başladı, başlangıcındayız. Doğalgaz da Tabii doğalgaz da var, elektrik de var. Tabii küçük esnaf bu büyük zincir marketlerle yarışamıyor, rakabet içine giremiyor. Yani bunun sorumlusu da esnafımız değildir. Tabii halen devam eden pandemi sürecinde dolar kuru bahane edip de yani her gün bu gıda maddelerine zam gelmesi de ayrı bir konu. Hayır, kesinlikle yani esnaftan kaynaklanan bir şey değil. Esnaf da toptancıdan büyük şeylerden, toptancıdan alıyor. Yani mecbur başka ürün nereden alacak? Toptancıdan alacak. Toptancıda da gönlü geldiği zaman fiyat artışını kendi yanında yapıyor. Büyük marketler bunu yapıyor. Küçük esnaf zaten büyük marketlerle rakabet içerisinde bile rakabet edemiyor. Ki bu da esnafımızın suçu değil. Yani hükümet şu anda bu pandemi sürecinde büyük toptancılar fırsatçılık yapıyor. Mesela örneğin dün bizim bir arkadaş telefon açıyor. Diyor ki benim param cebimde, ben gitti demir almaya gittiğimde diyor depoda demir olmasına rağmen diyor bana demir satış yapmadı, satmadı. satmadı diyor. Peşin parayla demir Yani satmadı. peşin paramla demir alamadım. Yani bunu kim yapıyor? Bunu büyük firmalar yapıyor. Küçük Haklı olsun size diyorum. yani tabii bu ulusal zincir marketler onu saklayarak yani sanki bir kriz varmış gibi gösterilmekte. Halbuki yağ var ama fiyatlara kendi kafalarına göre zaten gittiğinizde etiket şeyi var, makinesi var. Gönlük o etiketleri değiştiriyorlar. Yani bugün yok dediğin zaman belki adam gider şikayet eder gibisinden satmıyor. Ertesi gün farklı bir fiyattan satacak. Yani bu küçük esnafta kaynaklanan bir şey değil yani. Büyük toptancılar, büyük firmalar bunu yapıyor. Mesela örneğin geçen yıl bir 10 turbası 85, 90, 100 rayken bugün 190 lira olmuş. Adıyaman'da, Gölbaşı'da, Besni'de her tarafta ekmek fiyatı 2000 lira oldu. Bizde hala 1500 lira. Tabii fırıncılarımızın da bir talebi var. Yani ister istemez bu enflasyona karşı onların da zam yapma şeyi vardır.